Lazanya için neler kullanıyoruz? 200 gram kadar daha kıymamız. 3 adet patatesimiz büyük boy kullanılacak. Ondan sonra 2 adet havuç, 1 çay bardağı kadar bezelyemiz, 1 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, 2 adet domatesimiz rendelenmiş olacak. Bir tatlı kaşığı kadar doktor saç sıvı tuzumuz, karabiberimiz, pulverimiz, kekiğimiz, 1 tutam maydanoz, 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, ondan sonra beşamel sosumuz için ise 2 yemek kaşığı kadar unumuz, 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız veya da tereyağımız, hangisini kullanacaksak onu tercih edebiliriz. Ondan sonra 1 su bardağı kadar sütümüz, 1 çay bardağı kadar, 1 çay kaşığı kadar doktor saç sıvı tuzumuz ve karabiberimiz. Öncelikle geniş bir tenceremizin içine suyumuzu boşaltıyoruz. Yarısına kadar suyumuzu boşalttıktan sonra bu yavaş yavaş bir kaynasın. O kaynarken patateslerimizi ince ince dinleyeceğiz. Bir metre sonra içine ilaveceğiz. Onu ön bir haşlama yapacağız ama çok fazla dağılmayacak şekilde bir haşlayacağız. Haşladıktan sonra geniş bir kabımızı veya tabağımızı içine alacağız. Onu aldıktan sonra tepsimizin altını hafif biraz yağlayacağız. Onu yağladıktan sonra tekrardan kat kat orayı dizeceğiz. Tenceremizin içine tekrardan hem beşamel sosumuzu hazırlayacağız ve diğer tenceremize de az yağımızı ilave edeceğiz. Soğanımızı kavuracağız, kıymamızı kavuracağız, içine baharatımızı ilave edeceğiz. İçine 2 tane havucu rendeleyip ilave edeceğiz, domatesimizi ilave edeceğiz. İçine bezelyemizi ilave edeceğiz, baharatlarımızı ilave edeceğiz ve harcımızı hazırlayacağız. Harcımızı hazırlandıktan sonra ortasına harcımızı dökeceğiz. Tekrardan patatesle beraber üzerini kapatacağız. En son üzerine beşamel sosumuzu dökeceğiz. Ve beşamel sosumuzu döktükten sonra tekrardan fırına göndereceğiz. O fırında iyice bir pişecek ve piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim.